Ada çayının faydalarını saymakla bitmez. Ada çayı zaten bronşit, astım vesaire vesaire, halsizlik, derması, yorgunluk, bitkinlik vesaire kullanılır. Ama en önemli özelliği ada çayının tonzilit, yani bademciklerin şişmesine karşı. Tabii ki kapsülü, bademcikleri ceviz kadar olsa dahi tertemiz eder. Bunun kapsülü sadece ada çayı içermez. Ada çayının birleşiminde ne var? Bir bakalım. Ada çayı ile ilgili yapılan klinik araştırmalar var. Halsizlik, dermastık, yorgunluk, diyabet, birçok rahatsızlığa iyi gelir. Efendim, bizim üretmiş olduğumuz ada çayı kapsülü, ada çayı ekstraktı, Afrika sardunyası ekstraktı, sinirlot, her türlü enfeksiyona karşı. Kekik çayı, kekik ekstraktı, bronşit, astım, KOAH'a karşı. Sarı kantaron, sakinleştirici, relax, antibiyotik. Kortisep, mantar ekstraktı, doğal antibiyotik. Üzüm çekirdeği ekstraktı, damarları açar, plakları çözer vesaire. Bademcik, şimdi küçük oğlum dışarı çıkıyor. Çocuk, ikide bir buz dondurma, suyu dondurmuşlar. Meyve suyu karışımlı bir buz. Buzlu dondurma. Yiyor, geliyor. Oh, bademcikleri şişiyor. Ceviz kadar oluyor. 2-3 gün Limsa kullanıyor. Yani iksir. Sonra bırakıyor. Falan filan. Doktora götürdüm. Dedim ki bunu bademcikleri şiş. Doktor baktı, muayene etti. Ha, ameliyat edelim ama dedi. Yazın dedi, çok rahatsız olur sonbahara doğru. Dedim ki Şamil Bey, ameliyat doktor diyor. Ne diyorsun? Yok, ameliyat olmam. Kesecekler, alacaklar bıçakladım. Bak var. Yok, ameliyat olmam. O zaman Limsa'yı, yani iksiri kullanacaksın. 2 gün kullanıyor, sarımsak kokuyor diye kullanmıyor. Evet. Ne kadar kullanacaksın? 6 hafta. 6 hafta kullandı. İçindeki bütün pislik aktı. Ceviz kadar olan, ağzını açamıyordu çocuk. İçindeki bütün böyle fasulye kadar kaldı. Tertemiz oldu. Ondan sonra bu ağzının civarı hep yara oldu. Hanım dedi ki ne yaptın ya? Ne yaptım? Daha kötü oldu. Panik yok. Dünyanın en büyük buluşunu yaptım. Farkına varmadık. Allah'ın bir takdiri. Neymiş o buluş? Beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurilin içerisinde sinir demeti var. Spinal cord denir. Sinir kökü. Sinir kökündeki virüsü herpes labiales, herpes virüsünü, uçuk virüsünü dışarı attı. Ne olacak şimdi? Bu 2 günde, 3 günde geçer, sorun değil. Kurur, hiçbir şey kalmaz. Önemli olan o sinir kökündeki virüsü atabilmekti. Onu atacak dünyada hiçbir şey yok. Ama ben yıllar önce tesadüfen buldum. Deney yaptım çocuk üzerinde. Bademcikleri temizlesin derken sinir köküne yerleşmiş olan virüsü attık. Hamdolsun. Küçük oğlum arkadaşlar arasında kısa boylu, zayıf, cılız, iştahsız. Ya moralim bozuluyor. Bir gün komşunun çocuğu bunu dövüyor. Sen ne yapıyorsun? Bu adam sana vuruyor, sen ona vurmuyor. Ben onu üzmek istemiyorum. Zarar vermek istemiyorum. Ha, öyle mi? Bunu tekvandoya falan gönderdim. Bu da bu sinir kökündeki virüsü de attıktan sonra maşallah çocuk raket gibi uzadı. Şimdi boyu benden bir kafa, yani 20 santim daha yukarıda, bana böyle bakıyor. Evet. Virüs olursa tabii ki bağışıklık sistemi sürekli bakteri virüsle mücadele ettiği için, bağışıklık sistemi zayıfladığı için, vücudun hormonal dengeleri bozulduğu için büyümez de gelişmez de kişi. Evet.
Ada çayının faydalarını saymakla bitmez. Yapılan klinik araştırmalar vereme karşı eskiden kullanılıyordu ada çayı. Diyabete, şeker hastalığına karşı etkili. Klinik araştırmalar bunlar. Salvia officinalis yazarsanız PubMed'e PubMed Salvia Via officinalis. Şimdi bir şey söyledi mi arkasında durmak lazım. Ahmet söyledi, Mehmet söyledi, ebem söyledi, ninem söyledi değil. Klinik araştırması var mı? Tam 914 klinik araştırması ada çayıyla. Ha, Türkiye'de 83 çeşit ada çayı yetişir. Salvia officinalis tıbbi ada çayı olacak. Herhangi bir ada çayı değil. Türkiye'de ada çayı dediğinizde yaprakları şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi. Bu ada çayının diğer Türkiye'de ada çayı olarak aktarlardan, marketlerde satılan ada çayından farkı yaprağının tek lop olması. Şurada gördüğünüz gibi tek loplu. Türkiye'de aktarlardan, marketlerde satılan ada çayı 3 loplu. Bu nedenle Salvia triloba denir. Yani bu ana yaprağın yanında, şurada daha net göstereyim. Bu ana yaprağın yanında iki tane de küçük yaprakçık var. Salvia triloba. O tıbbi ada çayı değil. Ondan bir ton çayını içseniz bir faydası olur mu bilemiyorum. Ama tıbbi ada çayı Salvia officinalis birçok rahatsızlığa ilgi gelir. Yani bir değil. Klinik araştırmalar 914 klinik araştırması var. Bilgi var, belge var. Yani şimdi bu bitkiyi ada çayını kuruttuğunuzda bu çiçekleri tabii ki toz haline geliyor. Ne oluyor? Bu ada çayıyla çiçekleri kuruduğu için toz haline geldiği için Salvia triloba yani beyaz çiçekli, onun çiçekleri beyaz. Çiçeklerinden fark edilmiyor. Çiçekleri toz oldu, uçtu gitti. Kuruyunca. Loplu ada çayıyla triloba, 3 loplu ada çayıyla bu tıbbi ada çayını fark edemiyorsunuz. Herhangi bir marketten, aktardan, oradan buradan, şuradan ada çayı alırsanız %95'i ada çayı diye loplu ada çayını verirler. Tıbbi ada çayını göremezsiniz. Zaten bu özel yetiştiriliyor. Yani çoğu bilmiyor. Tıbbi ada çayı bademcikler için dünyada en etkili bitki. Sadece bademcik değil, faranjit, boğaz ağrısı, orta kulak iltihaplanması, şeker hastalığı, diyabet vesaire vesaire. Yani birçok rahatsızlığa karşı halsizlik, dermansızlık, yorgunluk. Tıbbi ada çayının faydası çok, sorun yok.